Bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Hatta sıcak bilgiyi de alacağız. Kadir Şeker deyince hemen hatırlayacaksınız. Konya'da yaşanmıştı olay. Sevgilisini darp eden bir kişiyi onu kurtarmak isterken maalesef öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay temyiz incelemesinde bulunacaktı. Kadir Şeker'e verilen cezayı bozduğu yönünde bilgi var. Muhabir arkadaşım İbrahim Doğan. Telefon attığımızda İbrahim günaydın, hoş geldin yayına. Ne anlama geliyor bu, neler biliyoruz, seni dinleyelim. Tabii Kadir Şeker'in son duruşmasında Kadir Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmişti. Ve tabii cezası hafifleterek 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kadir Şeker iyi hal indirimiyle 12 yıl hapis cezası, 12 yıl 6 ay hapis cezasına Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Alada temyizde bulundu. Cezaya itiraz etti ve Yargıtay'a başvurmuştu. Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Alada, Yargıtay'da Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Bölge Mahkemesi'nin vermiş olduğu 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu ve temyizi kabul etti. Tekrar davanın görüleceğini ve 12 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından fazla görüldüğü ve cezanın ceza noktasında indirime gidilmesine karar verdi. Yargıtay, hatırlanacağı üzere 2 yıl önce Kadir Şeker Konya'nın Selçuklu ilçesinde şiddet gören bir kadını korumak isterken şiddet gösteren adamla münakaşaya girmiş, tartışma yaşamış ve ikilinin yaşadığı tartışma sonrasında Özgür Duran, Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran Kadir Şeker'in elindeki bıçakla yaralanmış ve sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İşte bu olaydan sonra Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası aldı. 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve 12 yıl 6 ayında cinayetin en alt seviyesinde hapis cezası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Kadir Şeker'in avukatı da bu cezadan sonra, bu cezanın fazla olduğu gerekçesiyle kararı temize başvurmuştu. Yargıtay'a başvurmuştu. Cezaya itiraz etmişti. Yargıtay 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu ve artık şimdiden sonra ceza noktasında herhangi bir indirime gidilmesi ve 12 yıl 6 aydan cezanın biraz daha düşmesi görüşülecek ve tekrar bu noktada da Bölge Adliye Mahkemesi'nin tekrar karar vermesini bekliyoruz diyebiliriz. Peki İbrahim Doğan, teşekkür ediyorum.